Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sebzeli peynirli poğaça tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 6 su bardağı un, 1 tane yeşil biber, 2 tane kırmızı biber, 2 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı tuz ya da size bağlı, 1 tane yumurta, 3 çeyrek bardağı sıvı yağ, 1 paket kuru maya, 1 miktar maydanoz, 1 miktarı dereotu, 1 miktarı kaşar peynir ya da sizler de istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Evet, ilk önce yeşil biberimiz robota geçireceğiz ve iyi bir şekilde doğrayacağız. Evet, şöyle gördüğünüz gibi şimdi bunu bir tabağın içerisine koyacağım. Şimdi kırmızı biberimizi de doğralım. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi maydanozumuz ince bir şekilde doğrayacağız. Ve son olarak dereotumuzu da ince bir şekilde doğruyoruz. Yoğurma kabı içerisine süt ilave edeceğim. Sıvı yağımızı da dökelim. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Beş su bardağı un koyalım ve altıncı bardağımız yavaş yavaş bir şekilde ilave edeceğiz. Şimdi kuru mayamızı da dökelim. Dereotu da koyalım. Kırmızı biberimizi de koyalım. Yeşil biber. Ve son olarak maydanozumuzu ilave ediyoruz. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Altıncı bardağımız yavaş yavaş bir şekilde ilave ediyorum ve hamurum kıvamına göre ilave edeceğim. Şimdi hamurun üstüne kapatıyorum ve bir kenar bırakacağım mayalanması için. Yarım saati kadar bekleteceğiz. Hamurumuz iyi bir şekilde mayalandıktan sonra şöyle üstüne açıyoruz. Evet, tezgahın üstüne un koyduktan sonra şimdi hamurumuzu çıkartacağız. Evet, şimdi şöyle üstüne biraz un koyacağım. Bundan sonra hamurumuzu yoğuruyoruz. Havaya çıkartılması için yoğuracağız. Evet, şimdi bunu 12 parçaya kadar böleceğim.
Şimdi bu parçalar mandalina büyüklüğü ile yapacağız. Evet, şu şekilde. Ondan sonra bir kenara bırakacağız. Diğerleri için aynı şekilde hazırlayalım. Parçaları fırın tepsisinin içerisine koydum. Ama tabii ki de fırın tepsisinin üstüne yağlı kağıt da var. Parçalar üstüne şu şekilde bastırıyoruz. Şimdi üstüne bir miktar kaşar peynir koyacağım. Şimdi hamurunu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde yapıyoruz. Diğerleri için aynı şekilde hazırlayacağız. Bir yumurtanın sarısı alıyorum ve fırça ile karıştıracağım. Evet, tüm parçalar üstünü şöyle yumurtanın sarısı ile geçireceğim. Evet, şimdi fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 200 derece olacak. Alt üstü ayarladım. Narinleşene kadar bekleteceğiz. Bakalım nasıl oldu? Evet, iyi bir şekilde pişti. Şimdi fırından çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, son şekli budur. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir şekilde oldu. Altına da bakın, iyi bir şekilde pişti. İçine nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Evet, çok sıcak gördüğünüz gibi. İçindeki şekil baya güzel oldu ve baya iyi bir şekilde pişti. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.